Ateşler, çığlıklar, yanarak ölenler. İlk günü kimse yoktu abi. Bizi yardım ekibinin geç gelmesi öldürdü. Yardım ekibine yalvardım, ayaklarını öpeceğim. Amerikalılar. Yardım ekibi Amerikalı. Bir bunu görmeye gittim. Evet. Depremde bu kadar eziyet çektiler. Ama hala AK Parti'ye oy çıkıyor. Niye? Bir film vardı, kimliksiz adamlar. Kimlikleri yok adamların. Bizimki de böyle mesela abi. Bir sapıklık olayı yaşadık. Bir ablamıza saldırdılar gece. Zaten burada herkesin psikolojisi bozuluk. Çocuklukları gitti, oyunları gitti, eğlenceleri gitti. Ölüler mi kurtuldu, biz mi kurtulduk anlayamadık. İsmim Kadir Yıldırım. 1982 doğumluyum. Köyüm, yurdum yok. Antakyalıyım. Varlıklı olmadığımız için mecburiyetten dağ mahallesinde hep çocukluğumuz geçti. Deprem demeyelim de resmen bir kıyamet. Kıyameti gördük. Abi öyle bir sallantı. Böyle bir sallantı. Sağdan soldan bir de alttan da vuruyor. Kaçmaya fırsatın yok. Bitti. Aşırtmanlardan çorapsız çıktık. Zifiri karanlık. Beş parmak yağmur. Havada soğuk. Hep sobalar yanıyordu. Sobalar devrilmesinden yangınlar çıktı. Yanarak ölenler, ateşler, arabalar yanıyor. Bir çığlık sesleri geliyor abi. Cesetler yollarda. Kaçmaya çalışanlar binalar üstlerine devrilmiş. Kaçamamışlar. Yaralılara mı koşacaksın? Kime koşacağımızı şaşırdık. İlk günü kimse yoktu abi. Kimse yoktu. Bizi açlık öldürmez abi. Bizi yardım ekibinin geç gelmesi öldürdü. Bir internet, bir telefon kesildi. Hiç kimseyle haber iletişimimiz yok. Neyse gün ağardı abi. Aşağılara indik ki Allah resmen Antakya bitmiş. Tarihte yok Antakya abi. Yedinci günü korku gelmeye başladı abi bize. Korktuk. Çünkü ceset kokuları yayılmaya başladı. Eşime dedim ki canım hiçbir şey kalmadı. 3 ay falan dedim parasız devlet bizi yurda yerleştirecekmiş. Neyse Antalya'ya gittik abi biz. Yurtlara geçeceğiz, yurtlarda yer yok. Bir abimiz bize yardımcı oldu. Dedi bende ev var, 2 oda seraların içinde. Dedi gelin dedi size vereceğim. 1 ay kadar kaldık ama baktık ki abi orası çok pahalı. Varlıklı insanlar değiliz. Burada aldığım yoğurt, 15 milyonluk yoğurt. Antalya'da 50 milyon kilosu. Dedim ne oluyor? He orada çalışmam, serada çalıştım, biber topladım. 200 milyon yumuğa. Dedim ki eşime biz burada yapamayacağız. Memlekete geri dönerim. Biz 1 ay sonra işte geldik geri Antalya'dan. 2 gün bir evin bahçesinde kaldık. Ondan sonra muhtar bana telefon açtı. Kadir dedi gel bir çadır geldi onu sana vereceğim. Dedi acele gel. Yalnız dedi isteyen çok var. Enkazların üstlerinde bakom yotak yorgan. Muhtarımda battaniye vardı. Battaniye aldık. Çadırı kurduk falan yerleştik. Burası Kuyulu Mahallesi. Eski doğum hastanesinin bahçesi. Doğum hastanemiz yıkıldı. Burası böyle boş bir arsa kaldı. Biz de kendi imkanlarımızdan bir çadırlarımızı bilmem neyimiz buraya koyduk. Neyse çadırımızı kurduk yerleştik. Önümüzü göremiyoruz. Ne yapacağız? Çalışmamız lazım. İş yok. Bir arkadaş telefon açtı. Kadir dedi iş var. Ne işi dedim. Dedi hamallık yapacağız. Dedim ne yapacağız? Dedi enkazlardan, hasarlı binalardan dedi eşyalarını kurtarmaya çalışanlar var. Onlara dedi eşyalarını çıkaracağız. Bırak kardeş eşyalarını çıkarak da deprem oluyor. Bu binalara nasıl gireceğiz? Dedi risk alacağız. Biz başladık hammallık yapmaya. Ev sahibi bana diyor ki 3. kat. Abi gel daireni göster. Yok diyor ben çıkmam. Abi nasıl çıkmazsın? Diyor ağır hasarlı. Diyorum abi biz nasıl çıkacağız? Sana diyor para veriyorum. Abi mecbur. Çoluk çocuk var. Önümüzü göremiyoruz. Para kazanmak için o riski göze aldık. Çoğu zaman apartmanın içinde depremi yaşadım. He korktuk mu? Korktuk. Ama vazgeçtik mi? Vazgeçmedik. Şimdi sorarsın abi. Evden eşya çıkartmalar da bitti. Şimdi nasıl yapacağız? Aha bugün oturuyoruz evde. Nasıl yapacağız abi? Nasıl geçineceğiz? Neyse aradan günler geçti abi insan oluyoruz biz ya. Alışıyorsun belli bir yerde. Adapte uyum sağlıyorsun. Yavaş yavaş yardım ekibi geldi. Yardım ekibini gördüm. Yardım ekibine yalvardım ayaklarını öpeceğim. Amerikalılar. Yardım ekibi Amerikalı. Geldi bize böyle bir su, musluk koydu. İçme suyu olarak kullanılmıyor ama en azından bir bulaşık çamaşıra kullanıyorsun. Bir hafta sonunda bir yardım ekibi geldi ve yine Amerika şirketi. Mercy diye bir şirket. Bize dedi ki biz size burada yemek vereceğiz. Bakın ismine Mercy USA Amerika. Evet burası yemek konteyneri. Kendiler masrafları karşılıyor. Akşamları burada yemeklerimizi bir abimiz var. O bize yemeklerimizi yapıyor.
Ne Kızılay'ımız düşündü, ne Afad'ımız düşündü bunu. Allah Allah, dedim bu kadar Müslüman bitti. Amerikalılardan mı yemek yiyeceğiz? He ben yemem mi? Yerim. Allah razı olsun, binlerce kez. Ve bu hafta son, onu da söyleyeyim, bu hafta da son. Yani siz bu videoyu mesela bir kanalda ya da bir YouTube'da ya da bir yerde paylaşınca belki de o yemek sektörü burada olmayacak. Bir hafta mı, iki hafta mı ne oldu? Bize bu da yedek lavabo getirdiler. Bir bunu görmeye gittim. Evet, kapıları kırmışlar, perde açmışlar. Buyurun. Evet, buyurun abi. Bu kapının ikinci kırılışı. İyi akşamlar abi. Sularımız akıyor mu? Evet, sular da akmıyor. Al abi. Sularımız akmıyor. Lavabolara bak, pislik içinde. Oo, buraya hiç bakma zaten. Burası çok kötü. Arkada duşluklar var. Zaten kimse içine, daha bugüne kadar kimse banyo yapmadı. Banyo yapılmıyor abi. Yıkılmayan evlerde tanıdıklar varsa o evlere gidip banyo yapıyorlar. Başka türlü banyo yok zaten. Buradaki lavaboları devlet getirmedi abi. Afat da getirmedi. Bize yardımı veren kişiler abi hep gönüllüler. Antakya Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi. Arabalarını hiç görmedim. Zaten biri CHP'de, biri AK Parti'de. İçme suyu tamam. İçme suyunu Antakya Belediyesi getirdi. Ama şu anda gerçekten söylüyorum, su sıkıntısı var. Çok kısıtlı. Çadırı nerede kurdunuz siz? Ha, oradan alacaksın oğlum. He, buradan alamaz. Afada gidiyorsun abi, aile başına bir koli su veriyor sana. 1,5 litre bir koli. Yazın nasıl yetecek abi, havalar sıcak. E benim vasıtam yok. Afat kaç kilometrede? Normal dağdan gelen suyu kaynatır içerim, yine o rezilliği çekmem. İkinci sorunumuz bulaşık ve çamaşırlara kullandığımız su. Yalvar yakar, belki öğlen şahit oldum biraz önce. Su gelmişti, yalvar yakar abi. 2 günde bir getirtiyorum zorla. Yıkılan evlerin güneş enerjileri yere düşmüş. Onlardan güneş enerjilerini getirmişiz. İşte tankerden su geldiği zaman su dolduruyoruz içine. Altına bir çeşme koymuşuz. Bulaşıklarımızı orada yıkıyoruz. Tankerlerden dolduruyorsun. 150 çadır var. Yetmiyor. Bir günde bitiyor. İkinci günü tankerin gelene kadar su yok. Hiç kimse, bizim AFAD'da bizim alakamız yok ya. AFAD bizi unuttu yani. Hiç bakmıyorlar. Belediye desen kimse gelmiyor. Uğraşmıyor. Siz diyorlar, sizin yeriniz bile yok. Bir film vardı, kimliksiz adamlar. Kimlikleri yok adamların. Bizimki de böyle mesela abi. Şimdi ben bir cinayet işledim. Gelsin polis beni bulsun, bakayım nasıl bulacak. Göreyim haydi. Güvenliğimiz yok bizim abi. Her gün bir korku. Bir tane güvenlik görevlisi koysan 150 çadır. Sadece burada dursun, caydırıcılığı olsun. Millet yani desin ki burada güvenlik var. En azından elini kolunu sallayarak gelmesin. Eşlerimiz gece tuvalete gidemiyor. Lavabolara gidemiyorlar. Ta çadırların en sonunda. E benim burası aydınlık. Diğer yerler zifiri karanlık abi. Akşam gel bak ya. İşte evet bakın. Kap karanlık, gitgide karanlıklaşmaya başladı. Bakın sokak lambası denen bir şey yok abi. Tuvaletlere akşam gidemezsin. Korkudan giden, erkekliğimizden gidemiyoruz. Değil ki, bayanlarımız nasıl gidecek? Bir sapıklık olayı yaşadık. Bir ablamıza saldırdılar gece. Ablamız oraya gitmiş, banyonun içine saklanmış bir tanesi. Arkadan sarılmış marılmış. Yani çığlık sesine uyandık, kalktık. Gece saat 3.30-4. Elektrikler kesildik, zifiri karanlık. Kadın zor kurtardı kendini. Çadırlardan çıktık ama bulamadık. Yakalayamadık abi, kaçırdık. Bakın çadırların arasında hiçbir şekilde ışıklandırma yok. Zaten bakın ya, çok çarpık bir yerleşim. Buyurun çadırların kazığı. Bu ayağına bir geçtiği takdirde ayağını paramparça eder. Çocukları düşünsen abi, bu karanlıktan şu çadırda oturan bir çocuk kazığa ayağı takıldı. İpe ayağı takıldı, halini bir düşünür müsün? Ne olur acaba bu çocuğun hali? Su da dolmuş. Gittik suya yardım etmeye gidiyorum. Sonra da arkama koştu, ben de geldim. O kazık, demir kazık var. İşte bak, çocuk takıldı, ayağı paramparça. Allah muhafaza, çok şükür bu kadar, ne daha kötü de olabilir. Yani o kazlık düşünsene, bileğine takıldı onu. İşte elde tendür diyot falan var. Elde olan imkanlardan sardık, sargı bezinden falan. İnşallah bir şey olmaz ama yani bu intihap koparsa mecbur hastaneye gideceğiz yani. Bir tane sağlık ocağı koymuş yukarıya. Sağlık ocağı dediğimde yani böyle gönüllüler koymuş. Ellerinde bir antibiyotik var, bir ağrı kesici var. Ama dikiş atma gibi bir lüksleri yok. Sadece bize erzak vermekten bitmiyor ki bu işler abi. İlgilenen bir kişi olacak başımızda ya. Deprem öldürmedi bu kazalar yani, Allah'a göstermeye. Bunlar öldürecek bizi. Her yer pislik içinde. Sinek ölüyor. Hala şimdiye kadar her yerin bucuk. Sinek. Abi ilaçlama çok aşırı lazım. Bak, daha önemez sineklerin içine boğuşuyorsun. Bir de sinek hastalık demek abi. Sabah kalkıyorum çok iyi, öğlen sinirliyim, akşam çok mutluyum, gece yatıyorum bir acayip sinir var. Zaten burada herkesin psikolojisi bozuluk.
Bak merdiven koymuş çocuklar. Neymiş gençler oradan çıkamazmış, kızlara bakarmış. Burada merdiven koydurtturdu çocukları, yukarı bindiriyor çocuklar. Felaketin içinde daha millet kızımıza mı bakar, çocuğumuza, karımıza mı bakar, bir şey mi yapar? Bu gençler nerede kalacak ya? Bir bakın dakika başı bir kavga var. Millet birbirlerine bıçaklar, silahlar çekiliyor. Artık dışarılardan gürültü duyuyorsun. Aman diyorum bizimkiler mi acaba? Bir ayırayım gideyim bakayım. Oğluna bıçak çekmiş, oğluna bıçak çekmiş. Baba oğula, kızına bıçak çeker mi ya bir baba ya? İşte bu neden? Milletin hiçbir şeye tahammülü yok. Her an bir sinir. Her gün içimizde bir tasa. Suyumuz mu gelmeyecek? Yemeğimiz yetecek mi? İşte bak artık muhtarlara erzak verilmiyor abi. Artık muhtarlara erzak gelmiyor, tamam mı? Tamam. Telegram numarası var. Buraya yazıyorsunuz ne istiyorsan. Erzakları artık Telegram grupları var. Kendi aralarına bir topluluk, bir grup oluşturmuş. Dernek gibi bir şeyler. Oradan yazıyorsun. Onlar da bir ay, bir buçuk ay sonra getiriyorlar, arıyorlar. Bu seçimler ikinci tura kaldığı zaman ben sevindim. Dedim ki oh ya, iki hafta daha yardım gelecek. Ama yok abi, hiç düşündüğüm gibi olmadı. Şöyle bir şey abi, seçimden önce MHP ve AK Parti'nin buraya yardım yaptığını gördüm abi. İlk seçimden ikinci seçim arası hiç kimse gelmedi abi. Ne AK Partisi geldi, ne MHP'si geldi, ne CHP'si geldi, ne İYİ Partisi geldi, hiç kimse. AK Parti garantiledim diye gelmedi. CHP de dedi ki ya zaten buradan AK Parti'ye hep oy veriyor. Bize bunlar vermiyor, ne için gideceğim? Şimdi dediler ki ya dediler depremde bu kadar eziyet çektiler, bu kadar yardımlar geç gitti ama hala AK Parti'ye oy çıkıyor. Niye? Ben AK Parti'ye oy vermeyecektim bu seçimde. Çünkü her şeyi gördüm. Sonra baktım ki CHP'den kimse yok ya. Yani belediye başkanını göremedim. Daha şimdiye kadar görmedim abi ya. Hiçbir yetkili, hiçbir tane ilçe başkanı, hiçbir tane mahalle görevlisi, gençlik kolları. Hiçbiri gelmez misiniz ya? Gelin ya CHP olarak. Gelin gönüllerini alın, hal hatır sorun da CHP'ye yönelsinler. Bu halk koyun dediler. 20 seneden beri gözleri açılmadı dediler. Açın! Açın! Gözlerini açın! Ama böyle olmazsa sen bu halkı nasıl çevireceksin abi? Arkamdan da böyle bir de çıkar CHP'liler konuşursa sen bana vermedin diye haram olsun. Yok keşke geberseydiniz. Ya benim canımı sen vermeyeksin, sen alamazsın. Hani bir şarkı var. Dualarınla yaşamadın ki bedduanla öleyim. İyi Parti'den geldiler. Baloncuk çıkaran oyuncaktan dağıttılar çocuklara. Yine Allah razı olsun çocukları sevindirdiler. Seçimden sonraki akşam beni aradı. Kadir dedi size dedi işte geldik falan dedi. Ya dedi AK Parti'den bütün oylar AK Parti'ye gitmiş, bize oy çıkmadı sizin mahalleden. Sen dedim demek ki bu yardımı getirdiğin o oyuncakları bile seçim için getirmişsin. Oy için getirmişsin. Milletin işi gücü yok bu depremde. Bir de siyasetten uğraşacak. Hani derler ya koyun can derdinde kasap et derdi. Bu bende ne yaptı abi biliyor musun? Ters tepki yaptı. Bu bende ters tepki yaptı. Demek ki bizden bir çıkar olduğu için, o için getirmiş. O yüzden ne dedim? Dedim ki ben tekrar AK Parti'ye vereceğim. Bu iktidarda madem geri bu iktidarda kalsın. En azından bunun huyunu suyunu biliyoruz ya. Burası varoş kesim, buradası yokluk kesimi, burası fakirliğin kesimi. Fakirliğin en kötü olduğu yerler buralar. Zaten fakir olmayan bir insan burada oturmaz. Benim geleceğim bitti. Ben 42 yaşındayım. Göreceğimi gördüm. Bundan sonra önümüzde daha güzel günler olacak mı? Yok, aynı rutin devam edecek değil mi? Hani bu yaştan sonra ben zengin mi olacağım? Yok, bitti diyorum benim için. Benim en çok düşündüğüm çocuklarımız abi. 5 yaşında kızım var, 12 yaşında oğlum var, öbürü 17 yaşında. Doğdular rezillik içinde, büyüyecekler rezillik içinde. Düşünsene 10 senede düzeldi, 10 sene enkazın içinde büyüyecekler ya. Çocuklukları gitti, oyunları gitti, eğlenceleri gitti. Çocukluk dönemleri yok bunların, bitti. Taştan topraktan oynayacak bunlar, bitti ya. Tabii ki kırgınlık var. Çok şey daha olabilirdi. Ölü sayısı yarı yarıya azalabilirdi. Yetişemediler mi diyeyim? Ya da yetişmek istemediler mi diyeyim? Ya da bizi unuttular, yok mu saydılar diyeyim. Yani acılarımız hafifletilebilirdi. Biz mi öldük yoksa ölüler mi öldü? Onlar ölerek mi kurtuldu yoksa biz yaşayarak mı kurtulduk? Enkazdan kim çıktı? Yine ben biliyorum yani bu röportajdan da bize yardım vardı bir şey yani gelmeyecek. Millet sadece görsün abi neyin ne olduğunu bilsin.